oluyor? Olduğuna göre Gülben Ergen'in sürpriziniz var. Evet. Evet. Bana ondan bir anlamlı bakıyorsun. Biraz öyle baktık. Sosyal medyada duyurduk yapacağımızı çok önceden de. Sizin için hazırlandık. Öyle mi? Buyurun. Evet. Evet. Ya bugün çok özel bir oyun hazırladık. Fakat öncesinde çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Oyundan önce. Bu oyunun şöyle bir özelliği var. Oyunda 3 tane çok önemli kural var. Aslında biz buna altın kural diyoruz ve bu kuralı Kıvanç'a ben koyduk. Ama bu 3 kuralı size oyun esnasında söyleyeceğiz. Şimdi söylemeyeceğiz. Biz de mi oynuyoruz? Evet, siz de oyun içindesiniz. Ha. Ama şöyle bir şey var. Öncelikle söz vermeniz gerekiyor. Bu 3 kurala uyacağınıza dair. Evet. Oyuna başlamadan önce. Benim kitabım var. Sözü yemindir iyi insanların diye. Söz mü? İbrahim'den başlayalım. Vallahi bilemem ne olduğunu bağlı yani. Ben korkuyorum de galiba hemen. Korkuyorum. Evet. Tamam hadi söz. Söz. Sana güveneyim mi? Yani bence güvenmeyin ama. Sana. Hadi bana güvenin bari. Başka adam yok çünkü burada yani aşkım. Estağfurullah. Peki tamam. Söz tamam. Geldi hızlıca. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz. Şerefim namusum üzerine ben. Şahit miyiz? Şahit derken süper. Hem acaba ben bilmediğim şeyi ilk defa söz verdim. Böyle bir şey yok biraz ya. Biraz riskli bir gösteri hazırladık. Korkularla da alakalı biraz. Herkesin korkusu var hayatta. Herkesin korktuğu bir şeyler var. Kimisi karanlıktan korkar, kimisi yükseklikten korkar. Kişiden kişiye değişiyor bu. Mesela bu masada korkusu olan var mı? Şundan korkarım dediğiniz bir şey var mı? Ben bir şeyden korkmuyorum. Annem deliler hiçbir şeyden korkmaz diyor. korkmuyorum. Doğru. Hiçbir şeyden? Karanlıktan, maraklıktan? Yok. Börtü böcek? Ben de korkmuyorum. Yok. Börtü? Ama geçiyor börtü. Börtü yapmazsan hayvancağız yolunda gidiyor. Ben börtü böcek. Börtü hangi hayvan? Sıçrayınca hayvan ne yorulur? Bilmediğim için korkuyorum. Börtü hangi hayvan? Ben böyle aniden İbrahim'le karşılaşınca bir şey oluyorum. Şaka karşılıyor. Hiç korkmuyorum. Ya spesifik bir şey yok mu? Olması mı gerekiyor? Yok, şart değil. Var mı diye merak ettik sen. Yok, başlayalım. Merak ediyoruz neler tamam. Oldu. Burak, bizim de en büyük korkumuz elimize zarar gelmesi. Çünkü bu işi yaptığınız zaman eliniz olmadan hiçbir şekilde icra edemezsiniz. O yüzden el çok önemli. Bugün sizlere yıllardır sihirbazların yapmaktan ya da denemekten korktuğu diyeyim bir oyunu sergileyeceğiz. Ve sihirbazlık dünyasında da en fazla yaralanmaların yaşandığı oyun bu. Biz sihirbazlar arasında buna Rus ruleti diyoruz aslında. Hiç kimsenin cesaret edemediği oyun. Germeyin oğlum bize elenelim diye çağırıyor. Evet ya ne oluyor? Ama bakalım ya. Olay nereye gidiyor? Evet. Bugün çok daha farklı bir şey deneyeceğiz. Dünyada hiç yapılmayan bir şey. Çünkü kararların hiçbirini biz vermeyeceğiz. Bakın şu an cebimde. Evet tam da şurada. Oğlum ben sağ tarafla karar veriyorum. Bana evet, güvenmeyin bakın, ya. Burada yaklaşık bir 15 santim boyunda bir çivi var. Bakabilir misiniz? Bir kontrol edin. Herkes incelesin. Bayağı demir mi o? Evet. Biz Bora gelecekti. Kalbimi koydum mu okuyacaktık falan. Gelecek şimdi çivi geldi. Geldi. Söz ver. Çivi riske at kendini. Rus ruleti. Geliyor geliyor. Al. Bakar mısın? Dener misin İbrahim? Sivriliğine bak. Ya bu çivinin bir yerine saplandığını, bir yerine girdiğini düşünebiliyor musun? Yok. Hayır. Bunlar çirkin şeyler. Çirkin şeyler. Dinara yani. Kulaklarını kapa. Öyle öyle bir şey yok. Bayağı acı verebilir. Allah kahretsin. Güldü. Dilara güldü. Dilara kiminin ne hayal ettin acaba? Hayal ettim gerçekten acı. Acı. Çivi. Tamam, çiviyi Burak'a veriyorum. Yani herhalde canın çok fazla. Şöyle yapacağız. Burada hep beraber herkesin huzurunda Rus ruleti oynayacağız sizlerle beraber. Ama bunu yapabilmemiz için sahnenin ön tarafına geçmemiz gerekiyor. Buyurun. Ön tarafta bir tane masa gelecek şimdi. Mesela. Masanın sen niye kalkmıyorsun? Üzerinde. Biz mi ön tarafta? Yok biz çağıracağız zaten. Şimdi sadece rahat edin. Oradan rahat edin. Sıramız mı gelecek? Evet. Sırayla bir tane masamız geliyor. Masanın üzerinde 4 tane kese kağıdı var. Ve kese kağıdının birazdan içine 4 tane tahta koyacağız. 4 tane peki, tahta. Ya. Ve bu 4 tahtayı da gösteriyorum. Görüyorsunuz 4 tane tahta. Bu tahtaları tek tek buradaki kese kağıtların içine koyacağız. Sadece bir tanesinin içine, koyacağımız keselerden içine bu çiviyi buradan geçirerek koyacağız. Ve sadece bir tane tahtada bu çivi olacak. Ve bütün riski burada biz sizlerin karşısına alıyor olacağız. Şunu da ben koyayım. Geçiriyorum. Hatta evet. Şöyle bir kez daha vurun. Elinizi üzerinden. Elimle tabii ki de Allah Allah. Elinizle evet. Diyor bir tane. Tövbe yarabbim. Başka? getir. Acıyor tabii ki. Acıyor. Abi. Çok sert baksana. Tamam. Tamamdır. Son kesenin içine de bunu. Son tahtayı da koydum. Ve. Ne oluyor ya?
kapattım. Şu an son 3 tane kesenin içine 3 tane boş tahta koyduk ve son kesenin içine ise çivili tahtayı koyduk. Neden bunu yaptık? Çünkü dördünde ağırlığın aynı olması gerekiyor. Ama Rus ruletinde hiç kimse kurşunun nerede olduğunu bilmiyor. Bunun için şöyle bir şey deneyeceğiz. 4 keseyi de buradaki platformun üzerine koyacağız. Ve hiç kimse çivinin nerede olduğunu bilmeyecek. Bunu nasıl yapacağız? Bunu çevirerek. Bakın yavaş bir şekilde çeviriyorum. Ve şimdi herkes görebiliyor ama takip edebilirsiniz nerede olduğunu. Kıvanç ön tarafı kapatıyor ve ben hala çevirmeye devam ediyorum. Bir kere daha kapatıyor. Ama arkadakiler gördü. Takip etmiş olabilirsiniz. Denedim de kaçtı benden. Tamam. Siz görmeyeceksiniz. Ekrana bakmayın. Sadece gözüme bakın. Gözüme bakın. Gözüme bakın. Gözüme odaklanın. Şu an nerede gitti, olduğunu. Gitti abi. Gitti. Çivimi kalmadı. Pekala. Şimdi keseleri buraya bırakabiliriz. Ve bu oyunda bize yardımcı olması için alkışlarla Gülben Ergen'i yanımıza davet ediyoruz. Eyvah. Hayır, ben böyle şeylerden bahsetmedim. Abi böyle bir oyundan benim de haberim yoktu valla sayın Gülben Ergen. Yok kalbimi koydum, yok aşkımı. Hoş geldiniz tekrardan. Bilmem ne. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. İnşallah ben de bitince size teşekkür ederim. İnşallah. Evet. Şöyle, oyunda bir tane kural var demiştik. O kural da bütün seçimleri siz yapacaksınız. Niye? Bütün kararları siz vereceksiniz. İlk Oğuzhansız kural. Bir şey yapmam ben. İlle de sen, ille de sen. Tamam, bir dakika, tight'ımı düzelteyim ondan sonra. Bir şey mi? Kararlarda da mı diyet yapıyorsunuz siz? Ben anlamadım. Ben gerçekten kararları... bu sorumluluğu almak istemiyorum. Ben henüz gencim, kariyerimin başında. O zaman sen şunu istiyorum. Bakın, sizin hisseniz çok önemli. Çünkü bunun gerçekten kaçarı yok yani. Ne oluyor ya? Sonucu çok kötü olabilir. Daha evvel televizyon tarihinde bunlar yaşanmış, canlı yayında gerçekten çivi girmiş olaylar var. O yüzden bunu ciddi anlamda çok ciddi almanız istiyorum. Sen bu böyle bilmiyormuş gibi yapma, saf yemin hallerin vardır senin. Hayır, bize de anlatmıyorlar oyunları. Vallahi billahi anlatmıyorlar. Hiç. Gerçekten bu kadar bir çivi oyunu yapacağız dedi de bizim dahil olacağımızı bile bilemedik. Şimdi? Şöyle yapacaksınız. Ha. Elinizi üzerine getiriyorsunuz. Tek tek gezdiriyorsunuz. Bir de abrakadabra falan öyle bir şey yok. Havasına giriyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Evet. Sadece siz uzatıyorsunuz. Elimi gezdiriyorum. Ve hangisinde olmadığını hissederseniz ama böyle alttan bir sıcak falan gelmiyor ki bana. Hiçbir şey gelmeyecek. Sen... Sadece nasıl his. Ha. Ne oluyor? Önce biraz soğuk yani... geliyor ama. Hangisinin boş olduğunu hissediyorsunuz şu an? Hiçbir şey hissetmiyorum. İçi de görünmüyor ışıktan falan ben onu kesiyorum ama. Güzel görünüyor mu falan ona bakıyorum. Sadece anda... hissetmeye çalışayım. Siz seçin valla siz. Hissetmeye çalışayım. Hangisinde yok mu? Daha olacak? Hangisinde yok? Evet. Hangisinde yok? O kadar, evet hangisinde yok? Üçünde yok. Şöyle fış fış birinde var. Hayır. Sadece hisset. Ya mesela benim bunun ağzı daha şey yapılmış. Sanki bana bu boştur gibi geliyor mesela. Oğuzhan'ın da seçeneği değerlendirilecek mi yoksa siz, tek son kararı son kararı siz verin. Sadece bu. Bir tane. O kadar hepsi aynı ki. Emin misiniz? Yok. Nereden emin olayım? Bir tanesini seçin. Hangisi? Bak bak parmağını bir öyle bir öyle. Ben bunu seçeceğim de ne olacak? Ya benim dediğim doğru çıkarsa ne kazanacağım falan? Bence bir şey kaybetmemek bizim karımız olacak. Evet bence de. Elimizi kaybetmemek değil mi? Aa, niye öyle bakıyorsun bana? Biz çocuklarla şey çabuk, oynuyoruz. Çabuk seçin reklama, git, reklama gideceğiz. Seçtim. Seçti tamam. Ay. Seçti. Tamam. Peki asıl soru şu. Buna Kıvanç mı vursun yoksa ben vurayım? Ne yapacaksınız? İbo vursun. Hayır hayır hayır. Bir dakika bayağı böyle elinle kağıda mı vuracağız? Evet. Elimizi kağıda vuracağız evet. Arkadaşlar niye? Reklama gideceğiz ben vurayım hemen çabuk. Kim vursun? İbo kim vuruyor? Kim vuruyor? Sen. Ben. Tamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak canlı yayın çok sevimsiz olur. Kıvanç böyle şeyler. Yapma. Hadi. Ya, şey tadında reklama gidelim lütfen. Kıvanç. Ben öylesine dedim söz verdim diye. Evet. Evet, tamam. Kazandık mı? Yok. Hayır daha iki tane daha var. Sadece üç tane kaldı. İki tanesinde tahta var. Yok. Bir tanesinde çivili tahta var. Şimdi ikinci altın kural şu. Bir tanesini daha seçeceğiz. Boş olduğuna inandığımız. İsterseniz siz bize yardımcı olur musunuz? Ay Allah'ım yarabbim. Fakat bunlardan bir tanesinde üç adamdan biri sizin seçeceğiniz biri buradaki kese kağıdını bizimle beraber vuracak. Ben gitar çalıyorum, yapamam. Yapamam. Zaten de bana lazım şarkı yapacak daha düetler falan. İbo yapsın. Evet. Ben niye yapıyorum ya? Allah Allah, ben blok flüt çalıyorum. Ne flüt? Ne flüt çalıyorsun? İbo! 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 Ya arkadaşlar bir saniye, bir saniye. Ben bir yandan da şey gerginliğim var gerçekten de.
Reklam gerginliği var. Bu düzeni hiç bozmayacağız. Böyle duracağız. Bir reklama gidip geleceğiz, tamam mı? Ben bakarım reklamlara. Hayır, bakmak yok, bakmak yok. Ben bu strese gelemem. Ne kadar var? Onur, ne kadar gidebiliriz? Bir dakika, iki dakika yeter mi bize? Yeter. Bas lan, bas. Bir dakika. Hangisi? Hangisi? Ben Aşkın Bey'i seçmesini istiyordum ama. Aşkın Bey mi seçsin? Hangisi? Aşkım, gözünü seveyim. Aşkım! Hangisi? Bu. Bu. Evet. Gel bu, çabuk gel, 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 gel. Var ya. Gel, dakika, gel. Gel. Gel bu. Ya siz var edin. Korkma. Yani bundaysa da bana geçmez herhalde. Tamam. Kaldı bir mi? Ben reklam arası pantolonu değiştireyim. Tamam, şu an sadece bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Bu bari acayip. %50-50. Şu an aşırı zor. Evet. Eyvah. Ben bundan sonra... Bunu kim seçiyor bunu? Evet. Sen! Yok, ben değilim. Sen! Hayır, %50 risk diyoruz ha. Başlarım ya. %50 ya. Ne ya? Ben oğlum o... Hadi eser. Söyle abi. Hadi beraber eser. Söyle. Hangisi? Eser ben hangisi olduğunu söyleyeyim. Hangisi olduğunu söyle. İkisi de bilmiyorum. Bu böyle biraz da şiş mi duruyor? Ben bu diyorum. Bence bu. Şu. Bu. Bence buydu ya. Emin misin? Emin misin? Ne? Evet ya. Onda oldun, olmadığına. Bunda olmadığına emin değilim yani. Bu daha inik böyle şeyi falan. Daha inik duruyor. O zaman Gülben Hanım'la beraber mi vuruyoruz? Ben yapacağımı yaptım artık. Daha ne diyeyim? O zaman... Eser, aşkım. Aşkım. Davranış bilimleri uzmanımız. Davranacak. Şarkı söyledi. Sunum yaptı. Buna mı? Abi dur, %50 ya. Ben seçmişim. Abi. Emin misin? Burada ben de bir. İki, dur. Üç. Ha! Bayalar baylar, bunda da yoktu. Ve çivili tahta bu kesedeydi. Wow. Ve herkes doğru tercihte doğru keseyi buldu. Bırak, buna da vuracağım. Şahanesiniz, adamsınız. Alkışlar Kıvanç'ı buraya gelsin. Kısa bir reklam arasından sonra beraberiz sevgili izleyenler.